Merhaba arkadaşlar Nurgül'ün tığ ve iğne YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün size bu kademinde gösterdiğim gibi kalem oyasının nasıl yapıldığını tarif edeceğim. Gördüğünüz gibi modelimiz ilk önce alt sırası kalemle yapılıyor. Sonra da bu beş kirpikleri yaparak 2. sırayı devam ettiriyoruz modelimiz çok güzel çok da zarif yapımı da bir o kadar kolay bir model arkadaşlar sıralı kolay zarif modellerden hoşlananlar için ideal bir model arkadaşlar şimdi modelimizin yapım kısmına geçelim İkişer zincir çekerek ilk önce tığ battılarımızı hazırlıyoruz tığ battının içine sık iğne bu şekilde ipimizi buraya tutturuyoruz 3 tane 1 2 3 zincirimi çekip bu şekilde yandaki tığ battıya tığ battı yapıyorum. 1, 2, 3 zincir. Bu şekilde 3 tane tığ battı ile arkadaşlar başlıyoruz. 3 tığ battımızı yaptık. Hemen bir defa tığımın başını yine doluyorum. Yandaki tığ battımın içine girdim. 1, 2, 2. Bu şekilde bir trabzan yaptık bir tane zincir çekiyorum şöyle arkadaşlar. İlmeğimi uzatıp hemen kalemimi ilmeğime takıyorum. Bu birinci ilme. Yaptığım bu trabzanı yine her zamanki gibi arkadaşlar yuva olarak kullanacağım. Bir ve iki zincir. Bu şekilde iki zinciri çekiyorum ve kalemime geçirdim. İkinci ilme. Bir, iki zincir. Kalemime taktım bu üçüncü ilme. Toplamda arkadaşlar buraya altı tane ilmek topluyoruz. Dibinde iki zincir çekmeyi unutmayın arkadaşlar. İki zincir buranın garantisi ilmeklerimizin daha güzel durmasını sağlıyor. Bu şekilde bu trabzan arkadaşlar altı tane ilmekle dolduruyoruz. Bu altın ilme ilmeğimi taktım ve dibine arkadaşlar bir tane sık iğne yapıyorum ki ilmekler aşağı kaymasın hem de bu trabzanımı yaptığım tığ battımın içine de bir tane yapıyorum yani toplamda buraya iki tane sık iğne yapmış oluyoruz Evet arkadaşlar şu şekilde trabzanımı yaptığım ilmeğimin içi var bakın buraya sabitliyorum 3 tane zincir çekerek yine Tığ battı yapacağım. Yandakine kapattım. Bu birinci. Bir, iki, üçüncü zincirim. yandakine kapattım. Bu ikinci tığ battı. Bir, iki, üç zincir yandaki tığ battı ya. Bu şekilde arkadaşlar üç tane tığ battı ara mesafesi veriyorum. Bir defa tığımın başını dolayıp hemen yandaki tığ battıma bir 2 2 olarak alıp buraya minik bir trabzan yapıyorum. Bir zincirimi çektim. Yine aparatıma taktım. Şöyle ilk yaptığım biraz kaydıralım arkadaşlar. İkinci 6 tane yapacağımız ilmeği için yer açılsın. Hemen yine trabzanımın arasına girip iki zincirimi çekiyorum. 2 zincir taktım. Trabzan arasına iki zincirimi çekip taktım. 3 bir iki zincir bu da dört toplamda altı tane bir iki zincir bu da beş tekrar altıncı bir iki altı tane dolur da olmaz arkadaşlar altı tane ilmeğimizi toplar toplamaz dibine hemen bir tane sık iğne yapıyorum bu trabzan yaptığım tığ battımın içine de girip Oraya da bir sık iğne yapıyorum. Hem dibine hem trabzanın içine iki tane sık iğne yaptım. Hem de bu tığ battı seviyesine indim arkadaşlar. Yine 3 zincir yandaki tığ battıya gir. Birinci tığ battım. 2 ve 3 zincir. İkinci tığ battım. 1 2 3 zincir. 3 zincirli 3 tane tığ battığımız hazır bir defa tığımı doluyorum hemen yandaki tığ battı 1 2 2 3 seferde aldığım bir trabzan yapıyorum bir zincir çekip ipimi şöyle kalemime aparatıma takıyorum ve sıktırıyorum yaptıklarımızı şöyle çekelim arkadaşlar bakın bu şekilde ilmekleri topluyoruz bunu birer kenar birer kenar da yapabilirsiniz arkadaşlar. Bir kalem uzun kalem boyu bir kenar alır hemen hemen. Bir kenara yakın muhakkak alır. Bu şekilde kaleme bir kenarlık yapıp sonra üst sırasını yapabilirsiniz. Bu yuvayı da tamamlayalım arkadaşlar. Trabzan arama girdim ve iki zincirimi çekip ilmeğime taktım. Bir, iki zincir ilmeğime taktım 3 1 2 zincir 4 1 2 zincir 5 1 2 zincir 6 toplamda arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 6 ilmeği topladık trabzan olarak kullandığımız yuvaya buraya bir sık iğne bir tane de trabzan yaptığım tığ battıya sık iğne dibine iki tane sık iğne yaptık bir iki üç zincir bu şekilde arkadaşlar bir iki üç zincir yandakine bir iki üç zincir bir sonraki tığ battıya bu şekilde arkadaşlar yine trabzan yapıp 6 tane ilmeğimizi toplayacağız. Bu şekilde umarım anlaşıldı arkadaşlar. Zaten bildiğimiz her zaman yaptığımız kalem oyası farklı bir şey yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde de çıkardım. Bakın dimdik durmasının sebebi bu dibindeki iki zincir çektiğimiz yerler. Bu şekilde şimdi ilmek toplama içine geçelim arkadaşlar ikinci sıramıza yani başlayalım Evet arkadaşlar şimdi ikinci sıramızın yapımına geçelim İlk başlarken de aynı şekilde başlıyoruz ve iki zincir çekerek ipimizi tığımıza tutturuyoruz Sonra bu kalemden çıkardığımız 6 ilmeğimizi arkadaşlar bu şekilde topluyorum Kırmızı ipimi tutup bu 6 ilmeğin arasından bu şekilde geçirip buraya bir sık iğne yapıyorum 3 tane zincir 1 2 ve 3. Bir defa doluyorum. Hemen bu yaptığım topladığım yeşil yuvanın arasına girip 1, 2, 2. 3 seferde aldığım bir trabzan. Buraya 4 tane zincirimi çekip trabzanımın arasından da girip kapattım. Bir tane zincir araya bir defa doladım. Yeşil yuvaya girip 1, 2, 2 trabzan yaptım. Trabzanımı yapar yapmaz hemen tomurcuğunu arkadaşlar 4 zincir olarak çekip sık iğne ile sabitliyorum. Araya bir zincir bir defa doladım. Hemen yeşil yuvamın arasına girip 1, 2, 2, 3 seferde aldığım bir trabzan. 4 zincir. Şu ipim takıldı arkadaşlar. Trabzanımın arasına girip kapattım. Araya bir zincir bir defa doluyorum. Bir, iki, iki. Dördüncü zincirimi çekip dördüncü kirpiğimi buraya kapattım. Bir zincir bir defa doladım. Yine yaptığım bu yeşil yuvanın arasına girip bir, iki, iki. Beşinci ve son kirpiğim için yine dört zincirimi çekip trabzanıma kapattım bu şekilde toplamda 5 tane arkadaşlar kirpiği yaptım 3 zincirle tekrar yeşil yuvaya girip bu kirpikleri burada kapattım bu şekilde oluyor arkadaşlar bakın 5 tane kirpi topladığım ilmeklerin üzerine şöyle çok hoş taç gibi durdu şimdi örümcek minik bir örümcek yapmak için ipimi biraz uzattım Şöyle arkadaşlar ilmeğin arasından girip sabitledim. Küçük bir örümcek. Eğer arkadaşlar bu 3 tığ battı yakın diyorsanız bu tığ battı seviyesini 5'e de çıkarabilirsiniz. 1 2 3 4 Şöyle 5 5'ini 6 pardon. İlmeklerimin hepsini bu şekilde ortasından sık iğne ile sabitledim. 3 zincir. 3 zincir çekerek trabzan yapımına başlıyoruz. Bir defa doladım. Hemen 1 2 2 3 seferde bir trabzan yapıyorum. 4 zincir sık iğne ile sabitledim. Arasına bir zincir. Bir defa doluyorum. 1 2 2 1 2 3 4 zincir araya bir zincir 1 2 2 1 2 3 4 zincir trabzanımın arasına sabitledim arasına bir zincir hemen yeşil yuvaya 3 seferde aldığım bir trabzan yapıp tepesine 4 zincir çektim kapattım sık iğne ile araya bir zincir bir defa doladım bir iki iki bir iki üç dört zincir hemen kapattım bir iki üç zincir beş kirpiye tamamlayınca arkadaşlar hemen üç zincir çekerek Bismillah elimiz ayağımıza dolaştı arkadaşlar bu şekilde 5 tane kirpiğimi yapıyorum. Bir zincirde çekiyorum. Aslında bu korona şeyinden insanın hiç ne doğru düzgün iş yapası ne video çekisi geliyor arkadaşlar. İnsan içinden de hiçbir şey yapmak gelmiyor ama şöyle hem vakit açısından hem de sizlere beraber olmak için bu şekilde arkadaşlar ilmeklerimi topladım. Sık iğne ile sabitledim. Bakın. Bu şekilde oluyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çok hoş ve zarif oluyor. Sıralı bir model. İp koparma derdi yok. Şu şekilde şöyle kirpiklerinizin yönünü düzelterek arkadaşlar. Bir de ütüsünü yaparsanız arka tarafından çok hoş ve zarif oluyor. Şunu da yapıp ipimizi koparalım arkadaşlar. 1, 2, 3 zincir bir defa doladım. Hemen yuvaya girip 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Kapattım buraya kirpik olarak. Araya bir zincir. Hemen 1, 2, 2. Bu yeşil yuvanın içine 5 tane kirpik yapacağız bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar kirpiğimi bir zincir bir defa doladım bir iki iki bir iki üç dört zincir kapattım bir zincirimi çekip yine yeşil yuvaya trabzan yapıyorum bir iki üç dört zincir hemen trabzanın arasına girip kapattım araya bir zincir bir defa doladım 1, 2, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Hemen 5. ve sonuncu kirpiğimi bu şekilde kapatıyorum. 3 zincirimi çekip yine yeşil yuvaya sık iğne ile sabitliyorum. İlk başlarken 3 zincirle bu şekilde başladık. Kapatırken de arkadaşlar bu şekilde 3 zincirle kapatmayı unutmayın. Evet. Modelimiz bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar. Sıralı bir model, hoş ve zarif bir model. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Çok hoş ve çok zarif bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.